112 merkez UK. Anlaşıldı, merkezde çıkış yapılıyor. Sağdan binmedi. Çıktıktan sonra ikinci deprem yaşandığında biz zaten Osmanlı'nın sınırları içerisinde son dinlenme ve yakıt ve gıda ikmali için durduk. İkinci depremi orada yaşadık. O anların insanların ne hissettiğini az çok biz de o an yaşayabildiğimizi düşünüyorum. Üçüncü gününde canlı bir kurtarmaya şahit olduk, yardımcı olduk, elimizden geleni yaptığımızı düşünüyorum. İki kız ve üçüncü erkek kardeş olmak üzere üç kardeşi çıkardık o olay yerinde. Bize yardım eden diğer arama kurtarma ekipleri vardı. O anın mutluluğu bizim için bir dakika sürdü. Çünkü bu çocukları, bu kardeşlerimizi çıkardıktan hemen sonrasında onların ebeveynlerinin ve diğer akrabalarının o enkazda can verdiğini düşündüğümüzde bizi tekrar aynı psikolojik bunalım tekrar bizi rehin aldı diyelim. Bizim için böyle yaşandı. Sonrasında diğer enkazlarda yardımcı olmaya çalıştık. Elimizden geleni yaptığımızı düşünüyorum. Tabii ben de depremzedeyim ama gittiğimiz yani ülke zaten birkaç bölge enkaz olduğu için nereye ilk olarak Osmaniye'ye görevlendirildik ve biz oraya gittik ilk önce. Ailemin iyi olduğunu öğrendikten sonra hani benim için sadece Hatay, Antakya değil tüm yerlere nereye görevlendirirlerse oraya gitmeyi niyetliydim. Oraya gittik zaten. İlk olarak Osmaniye'ye gittik. Orada görev yaptık. İlk gittiğimiz gün zaten her yer çok kötüydü. Bir enkaza görevlendirildik. Komutanın bizi nereye yönlendirdiyse oraya gittik. Hiç unutmuyorum bir tane 96 saat sonra yanlış hatırlamıyorsam 36 saat sonra 3 tane canlı çıkardık ekibimizle birlikte. Ve tabii o süreç içerisinde uyuma zaten yok, yeme içme yok. Yani onu düşünemiyorsunuz zaten. Tek düşündüğünüz şey o an oradakileri kurtarmaktı. Başka hiçbir şey düşünemiyorsunuz zaten. Evet benim ailem iyiydi, memleketim kötü durumda ama ben oradakileri kurtarma ve oradakileri iyi olma için çok emek verdim. 163 saat geçmişti. Bir tane amcamız vardı, Ömer amcamız. Hani bize bir ihbar düştü. Bir ses geldiğini söylendi. Gittiğimizde baktığımızda gerçekten ses geliyordu. Arama kurtarma ekiplerinin de harici haber verdik ve arama kurtarma çalışmalarına başladık. Ve 5 saat süren bir çalışma sonunda 77 yaşında Ömer amcamızı kurtardık biz orada. Kendisine de sorduğumuzda hani yani biz diyorduk hani imkansız yani ümitsiz hani ümitsizlikle bakıyorduk biz bir olay. Çünkü 163 saat geçmiş bir insan hani yani yaşaması mümkün diyorduk. Hani kendisine sorduk hani nasıl yaşayabildin toprak altında, enkaz altında diye. Ve ayrıca bir tane enkazda bir köpek vardı. Bu köpek sahibi enkazda kalmış. Ve hiçbir şekilde hani biz o kadar su uzatmamıza rağmen, yemek uzatmamıza rağmen yemek de yemiyordu, su da içmiyordu. Ve sahibini bekliyordu yani. Köpekler de orada hani bir dost canlısı olduğunu orada anladık. Daha öncesinde öncelikle Elazığ depremi gibi bizim Bozkurt Selafeti gibi afetlerde görev aldık. Bunları kıyasladığımızda bu 11 ilin etkilendiği deprem çok büyük çaplı bir depremdi. Genelde görev alma şeyim sağır hastaların kurulumu ve lojistik ayağı ve afet kriz koordinasyon merkezi ile ilgili kısımdı. İlk ulaşmamız bizim için uzun sürdü ama ulaştığımızda afetin büyüklüğünü orada daha çok net bir şekilde gördük anlatılanın dışında. Çok farklı vakalarla karşılaştık. Devletimizin gücünü orada bir kere daha gördük. Sahra Hastanesi'nin hızlıca kurulması, yurt dışından gelen ekiplerin bu hastane kurulumuna dahil olması, onların farklı hastane kurumları çok önemliydi. Kısa süre içerisinde Sahra Hastanesi'nde ameliyathanenin kurulması, tomografi, MR gibi sistemlerin, özellikle tomografi sisteminin kurulup aktif hale gelmesi bizim için önemli bir kriterdi.